Herkese merhaba. Bugün önünde görmüş olduğunuz bu iki farklı cihaz ile iki farklı 3 boyutlu tarama işlemi yapacağız. Bu 3 boyutlu tarama işleminden sonra da arkamda görmüş olduğunuz 3 boyutlu yazıdan bunların çıktılarını alacağız. Buradaki amacım 3 boyutlu tarama işleminin nasıl yapıldığını ve bu iki farklı cihazın arasında ne gibi farklı olduğunu sizlere göstermektir. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle ben bu iki sensör arasındaki farklardan kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında bildiğiniz gibi bunlar Xbox oyun konsolunun sensörleri. Solumda görmüş olduğunuz sensör eski versiyon, sağımdaki ise yeni versiyonu geçmekte. Bu iki cihazı da bilgisayara bağlamak için arada bir adaptör kullanmamız gerekiyor. Bu V2 versiyonun şu şekilde bir adaptörü bulunmakta ve bilgisayar USB 3.0 portundan bağlanmakta. Eskisinin de ona benzer gene şu şekilde bir adaptörü bulunmakta. Bu fark etmiyor. USB 2.0'dan da bağlanıyor, 3.0'dan da. Bunun bağlama işlemi biraz daha kolay. Yeni sensörün bağlanması biraz daha meşakkatli. Fakat görüntü kalitesi çok daha güzel yeni sensörün. Fakat sensörlerde bir iyileştirme yapıldı mı bunu şu anda bilmiyorum. 3 boyutlu taramada bu görüntü kalitesinin iyi olması fark edecek mi? Onu hep beraber göreceğiz zaten. İsterseniz ben daha fazla lafı uzatmayayım. Zaten tarama işlemi sırasında ikisi arasındaki farkları daha net göreceğiz. O yüzden hadi başlayalım. We'll be right back.
Evet, sizin de izlediğiniz üzere arada çok az farklar bulunmakta eskisiyle yenisi arasında. Eskisinde geometri ve yüz hatları biraz daha düzgün olmasına rağmen yenisinde detaylar daha iyi görünmekte. O yüzden bana soracak olursanız hangisini tercih edersiniz, hangisi daha iyi dersiniz, inanın karar veremiyorum ben de. Fakat şu anda yeni alacak olsaydım büyük ihtimalle eskisini alırdım. Çünkü fiyatı yarı fiyatı olmasına rağmen kalitesi benzer oranda. Fakat siz bunu aynı zamanda bir web kamera olarak da kullanmayı düşünüyorsanız renkli kamerası daha güzel olduğundan dolayı yenisini tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.